Allah, tarih boyunca kavimleri gönderdiği peygamberlerle doğru yola davet etmiştir. Bu kutlu insanların hepsinin de amaçları aynıdır. Tüm insanları Allah'a inanmaya ve yalnızca O'na kulluk etmeye çağırmak. Peygamberler insanlara hak dini tebliğ etmişler ve toplumlar için örnek bir model olmuşlardır. Bu nedenle Allah'ın seçkin kulları olan peygamberlerin üstün kişilikleri, güzel ahlak özellikleri ve olaylar karşısında gösterdikleri tepkiler müminler için son derece güzel örneklerdir. Bu mübarek insanlardan ikisi de Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut'tur. Allah Kur'an'da bu mübarek peygamberler hakkında şöyle buyurur. İbrahim ve onunla birlikte olanlar da size güzel bir örnek vardır. Lut'a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize soktuk. Çünkü o salihlerdendi. Tarihi kaynaklara göre Hazreti İbrahim, Orta Doğu'da, Mezopotamya bölgesinde yaşamıştır. Kur'an'da da Hazreti İbrahim'in, oğlu Hazreti İsmail'le birlikte Kabe'yi inşa ettiği bildirilir. Ki bu bilgide Hazreti İbrahim'in yaşadığı coğrafyanın Orta Doğu olduğunun bir göstergesidir. Hazreti İbrahim'in döneminde Orta Doğu'daki kavimlerin neredeyse hepsi putperest inançlara sahipti. Ya kendi elleriyle yaptıkları heykellere ya da güneş, ay gibi gök cisimlerine tapıyorlardı. Nitekim tarihi ve arkeolojik bulgular da bu bölgenin putperest diyarı olduğunu kanıtlamaktadır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda taştan ve kilden yapılan ve put olarak kullanılan pek çok heykel kalıntısı ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu kazılardan birinde Ziggurat adı verilen tapınaklara ait kalıntılar bulunmuştur. Bu tapınakların yapılış amaçlarının güneş ve aya tapınmak olduğu da tarihi belgelerle kanıtlanmıştır. Hazreti İbrahim'in kavmi de bu büyük sapkınlığın içindeydi. Elleriyle heykeller yapıyorlar, sonra da akılsızca onlara tapıyorlardı. Kendilerince onlara dua ediyor ve hiçbir karşılık alamayacakları açık olmasına rağmen onlardan yardım diliyorlardı. Hatta bu cansız tahta ve taş parçalarından korkuyor, cahilce onlardan medet umuyorlardı. Allah böyle bir kavmin içinde büyüyen Hazreti İbrahim'e her şeyin yaratıcısının kendisi olduğunu vahyetti, putperestlerin ise büyük bir sapkınlık içinde olduklarını bildirdi. Ve Hazreti İbrahim'e kendisinin göklerdeki ve yerdeki hakimiyetinin delillerini gösterdi. Böylece İbrahim'e kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Hazreti İbrahim, Rabbimizin kendisine vahyettiği gibi şirk içindeki bu topluluğa Allah'ın varlığını anlattı, onları Allah'ın tek ilah olduğuna iman etmeye davet etti.
Fakat kavmindeki insanlar Hazreti İbrahim'in anlattığı gerçekleri kesinlikle reddediyorlardı. Çünkü atalarının dinine uymak gibi sözde bir gerekçeye sığınmışlardı. Oysa atalarının batıl dinlerine uymalarının onlara hiçbir fayda sağlayamayacağı, tam tersine büyük belalara sürükleyebileceği açık bir gerçektir. Bilgisizce atalarının batıl dinlerine uyanların durumunu Allah, Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse, onlar, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki, ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? Allah, Hazreti İbrahim'i bir denemeden geçirmiştir. Daha sonra kendisine son derece itaatli davranan Hazreti İbrahim'i peygamberlik makamıyla müjdelemiş ve onu genç yaşlarda elçilikle şereflendirmiştir. Bu gerçek, Kur'an'daki ayetlerde şöyle haber verilir. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti? O da istenenleri tam olarak yerine getirmişti. O zaman Allah İbrahim'e, "Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım," dedi. İbrahim, "Ya soyumdan olanlar?" deyince, Allah, "Zalimler benim ahdime erişemez," dedi. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Hazreti İbrahim ve soyuna kitap ve hikmet verdiği ise şöyle haber verilir. Yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Doğrusu biz İbrahim ailesine kitabı ve hikmeti verdik. Onlara büyük bir mülk de verdik. Allah Hazreti Musa'ya Tevrat'ın vahyinden daha önce Hazreti İbrahim'e sayfalar indirmiştir. Bunu haber veren ayetlerde şöyle buyrulur. Ahiretse daha hayırlı ve daha süreklidir. Şüphesiz bu önceki sayfalarda vardır. İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında. Tarih boyunca insanların Hazreti İbrahim'le ilgili tartıştıkları çok önemli bir konu vardır. Bu, İbrahim peygamberin hangi dine mensup olduğudur. Yahudilere göre Hazreti İbrahim tüm Yahudilerin peygamberidir. Hristiyanlara göre de o Yahudilerin peygamberidir, ancak kendisinden sonra gelecek olan Hazreti İsa'ya tabidir. Oysa Allah Kur'an'da bu tartışmaların doğru olmadığını açıkça bildirmiştir. Ey kitap ehli! İbrahim konusunda ne diye çekişip tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? İşte sizler böylesiniz. Hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz. Hazreti İbrahim'in dini hakkındaki kesin gerçekse tüm açıklığıyla Kur'an-ı Kerim'de yer alır. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Ancak o hanif bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in hanif olarak vurgulanan özelliği Allah'a bir ve tek olarak iman etmesi ve teslim olmasıdır. Başka bir ayette de Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti İbrahim'in dinine uymasını emretmiştir. Sonra sana vahyettik. Hanif olan İbrahim'in dinine uy.
O müşriklerden değildi. Hazreti İbrahim ve onun Hanif dini, Müslümanlarla kitap ehli arasında ortak bir kelimedir. Çünkü üç ilahi dinin mensupları da Hazreti İbrahim'in insanlara gösterdiği şekilde Allah'a inanmak ve ona kulluk etmekle yükümlüdürler. Ne var ki Yahudilik ve Hristiyanlığın bazı inanç ve uygulamaları zaman içinde dejenere edilmiş ve bu dinler tahrif olmuştur. Bir Kur'an ayetinde Müslümanların kitap ehlini bu ortak kelimeye davet ettikleri şöyle bildirilir. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun, biz gerçekten Müslümanlarız. Edilmiş olan hak dine uymayanlar arasında kendi babası da vardı. İbrahim peygamber, elleriyle yaptıkları putların hiçbir zaman ilah olamayacaklarını, tek ilahın Allah olduğunu büyük bir sabırla onlara anlattı. Ve kendisine karşı düşmanca davranan bu insanlarla güzellikle mücadele etti. Hazreti İbrahim'in kavmine verdiği cevap, tüm iman edenler için azim ve cesaretin bir örneğidir. Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Kavmi onunla çekişip tartışmaya girdi. Dedi ki, o beni doğru yola erdirmişken, siz benimle Allah konusunda çekişip tartışmaya mı girişiyorsunuz? Sizin ona şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum. Ancak Allah'ın benim hakkımda bir şey dilemesi başka. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Çevresindekileri hikmetle ve güzel sözle Allah'a iman etmeye davet eden Hazreti İbrahim, içinde yaşadığı toplumdan çok farklı bir karşılık almıştır. Kavmindeki insanların büyük çoğunluğu, Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği hak din ahlakına uymamışlar, putperestliklerinde direnmişlerdir. Hazreti İbrahim, bu batıl inanca sahip kişilerle büyük bir fikri mücadele yürütmüş ve bu mücadelesi sırasında farklı yol ve yöntemler izlemiştir. Bunlardan biri de inkar edenlerin ve şirk koşanların kendisine olan baskısını azaltmak için onları kendisinden uzaklaştırmak istemesidir. Bunun için hasta olduğunu söylemiştir. Bu durum Kur'an'da şu şekilde haber verilir. Hani babasına ve kavmine demişti ki,
Sizler neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? Sonra yıldızlara bir göz attı. Ben doğrusu hastayım, dedi. Böylelikle arkalarını çevirip ondan kaçmaya başladılar. Ayetlerinde şöyle bildirilmiştir. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir, dediler. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik, dediler. Dediler ki, öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. İbrahim'i getirdikten sonra dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Müşriklerin sordukları bu soru, aslında Hazreti İbrahim'in neden en büyük putu kırmayıp sağlam bıraktığını da ortaya çıkarıyordu. Hazreti İbrahim'in kavmine cevabı, Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Hayır dedi, bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa, siz onlara soru verin. İnkarcılar, Hazreti İbrahim'in bu hikmetli cevabı üzerine putların konuşmaya güç yetiremeyeceğini anladılar. Ve Hazreti İbrahim'in bu hikmetli planıyla gerçeği kavradılar. Bu duruma haber veren ayette şöyle buyurulmaktadır. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki, zalim olanlar sizlersiniz, dediler. Ancak inkarcıların bu pişmanlığı çok kısa sürdü. Gerçeği anlamış olmalarına rağmen, sırf kendilerine atalarından miras kalan ve geçici dünyevi menfaatleriyle uyuşan şirk sistemini sürdürmek için, Hazreti İbrahim'e tekrar karşı çıktılar. Müşrikler bu defa da Hazreti İbrahim'e şiddetle ve baskıyla karşılık vermeyi kararlaştırdılar. Ve son derece zalimce bir plan yaptılar. Kendilerince Hazreti İbrahim'i ateşe atarak yakacaklar ve böylece onun fikri mücadelesine son vermiş olacaklardı. Fakat Allah tüm elçilerine yardım ettiği gibi Hazreti İbrahim'e de yardım etti. Ateşe, Hazreti İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik olmasını emretti. Elbette bu olay Rabbimizin büyük mucizelerinden biridir. İnkarcıların zulmünün, düşmanca planlarının boşa çıktığını haber veren ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen kurmak istediler, fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Onu ve Lut'u kurtarıp, içinde alemler için bereketler kıldığımız yere çıkardık.
Allah'ın Hazreti İbrahim'e verdiği en büyük nimetlerden biri, onu melekleriyle desteklemesidir. Kur'an'da Hazreti İbrahim'e insan suretinde melek elçiler geldiği haber verilmiştir. Onun evinde konuk olan elçiler, Hazreti İbrahim'i ve hanımını salih bir çocukla müjdelemişlerdir. Yanına girdiklerinde, selam demişlerdi. O da, biz sizden korkmaktayız demişti. Dediler ki, korkma, biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz. Bu müjde kendisine haber verildiğinde, Hazreti İbrahim ve hanımının yaşı oldukça ilerlemişti. Üstelik Hazreti İbrahim'in hanımının çocuğu olmuyordu. Elçilerin bu müjdesine karşılık Hazreti İbrahim'in onlara şu sözlerle karşılık verdiği bildirilmiştir. Dedi ki, bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni neyle müjdelemektesiniz? Dediler ki, seni gerçekle müjdeledik. Öyleyse umut kesenlerden olma. Allah, Hazreti İbrahim'in oğulları olan Hazreti İsmail ve Hazreti İshak'ı da peygamberlik makamıyla şereflendirmiştir. Onlar da babaları gibi Allah'a olan bağlılıklarıyla seçkin kılınmış kutlu elçilerdir. Allah, Hazreti İbrahim'i ve oğlu Hazreti İsmail'i bir kurban olayıyla denemiştir. Hazreti İbrahim, gördüğü bir rüya üzerine Hazreti İsmail'i kurban etmeye yönelmiştir. Kurban olayı, bu iki kutlu peygamberin Allah'a olan itaatlerinin ve teslimiyetlerinin delillerindendir. Allah ayetlerinde bu olayı şöyle haber verir. Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. Böylece onun yanında koşabilecek çağa erişince, İbrahim ona, oğlum dedi. Gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun? Oğlu İsmail dedi ki, babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sonunda ikisi de Allah'ın emrine ve takdirine teslim olup, babası İsmail'i kurban etmek için onu alnı üzerine yatırdı. Biz ona, ey İbrahim diye seslendik. Gerçekten sen rüyayı doğruladın. Şüphesiz biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Doğrusu bu, apaçık bir imtihandı. Ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsirinde, Hazreti İbrahim ve oğlunun başından geçen bu olay şöyle ifade edilir. Hazreti İbrahim de, oğlu da Allahu Teala'nın emrine itaat edip teslimiyet gösterdiler ve İbrahim aleyhisselam oğlunu alnının bir yanı üzerine yatırdı, onu boğazlamak için öyle bir vaziyete bulundurdu. Onun rahmani bir rüya olduğunu anlayarak, emrolunduğun vazifeyi yapmaya azmettin. Sabrın, emri ilahiye itaatin tezahür etmiş oldu. Artık Hak Teala lütfetmiş, o oğlun yerine bir kurban hayvanının kesilmesini emreylemiş, Hazreti İbrahim'i öyle bir fedakarlıktan kurtarmıştır.
Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe, insanların Allah'a ibadet etmek için kullandıkları ilk mescittir. Bu mescidi Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail ile birlikte inşa etmiştir. Allah, insanlar için ilk kurulan ev olan Kabe'de Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğunu şöyle bildirir. Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de o kutlu ve bütün insanlar için hidayet olan Kabe'dir. Orada apaçık ayetler ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse, o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yitirenlerin evi hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkar ederse, şüphesiz Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. Tüm peygamberler gibi Hazreti İbrahim de Allah'a olan teslimiyeti, samimiyeti, sadakati, adil, mütevazı ve onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı bir insandır. Allah, Hazreti İbrahim'i ayetlerinde övmüş ve onu tüm Müslümanlara örnek göstermiştir. Hazreti İbrahim Allah'ın dostudur. İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kimdir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Rabbimiz Kur'an'da Hazreti İbrahim'i dost edindiğini bildirmiştir. Bu nedenle de Hazreti İbrahim Halilullah olarak tanımlanmakta, insanlar tarafından bu güzel isimle anılmaktadır. Hazreti İbrahim, güç ve basiret sahibiydi. Allah'ın derin imanları, samimiyetleri ve teslimiyetleriyle insanlara örnek kıldığı tüm peygamberler gibi, Hazreti İbrahim de isabetli kararlar alan, ileriyi görebilen, basiret sahibi bir peygamberdir. Hazreti İbrahim, seçkin ve hayırlı bir kuldu. Hazreti İbrahim, Allah'ın hidayet verdiği, peygamberlikle şereflendirdiği ve kendi katında seçkin kıldığı kullarındandır. Bir ayette Hazreti İbrahim ve ailesinin alemler üzerine seçilmiş oldukları şöyle bildirilmektedir. Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Hazreti İbrahim tek başına bir ümmetti. Gerçek şu ki, İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhitti ve o müşriklerden değildi. Hazreti İbrahim, Allah'ı her şeyin üzerinde tutan, sadece onun rızasını gözeten, ona içtenlikle bağlı olan, yalnızca Allah'tan korkup sakınan bir peygamberdir. Karşılaştığı tüm zorluklara ve kendisine karşı çıkan çok sayıdaki insana rağmen imanı, cesareti ve tevekkülü sayesinde mücadelesinde son derece kararlı olmuştur. Hazreti İbrahim şükrediciydi. Hazreti İbrahim, Rabbimizin kendisine bahşettiği nimetlere daima şükreden bir kuldur. Kur'an'da onun bu özelliği şöyle haber verilir. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve doğru yola iletti.
Hazreti İbrahim Allah'a karşı teslimiyetli bir kuldu. Rabbi ona teslim ol dediğinde alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Hazreti İbrahim kavmiyle olan tüm mücadelesinde Allah'a derin bir bağlılık ve tam bir teslimiyet göstermiştir. Ve kavmi ne yaparsa yapsın büyük bir şevkle Allah'ın dinini yaymayı sürdürmüştür. Hazreti İbrahim yumuşak huylu bir kuldu. Merhamet sahibi, yumuşak huylu, şefkatli, sevgi dolu ve bağışlayıcı olmak Allah'ın Kur'an ayetlerinde övdüğü mümin özelliklerindendir. Ayetlerde Hazreti İbrahim'in de yumuşak huylu olduğu şöyle haber verilir. Doğrusu İbrahim çok duygulu, yumuşak huyluydu. Hazreti Nuh'un soyundan gelen Hazreti İbrahim'in tüm iman sahiplerine bıraktığı büyük bir miras vardır. Bu miras tevhid inancıdır. Hazreti İbrahim hayatı boyunca Allah'ın birliğine inanmış, ona hiçbir şeyi ortak koşmamış, kavmine de bunu tebliğ etmiştir. Onun tebliği kendisinden sonra da devam etmiştir. Oğulları Hazreti İsmail ve Hazreti İshak, torunu Hazreti Yakup, onun oğlu Hazreti Yusuf ve onları izleyen diğer mübarek elçiler, insanları din ahlakını yaşamaya davet etmişlerdir. Bakara suresinde Hazreti İbrahim'in vasiyeti şöyle haber verilir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin diye benzer bir vasiyette bulundu. Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut aynı dönemde ve aynı coğrafyada yaşadılar. Farklı kavimlerin içinde hayat sürmelerine karşın birbirlerine destek oldular. Hazreti Lut tüm peygamberler gibi samimiyeti ve Allah'a tevekkülüyle insanlığa örnek olmuş mübarek bir insandı.
İnsanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, eğer bir son vermeyecek olursan, gerçekten buradan sürülüp çıkarılanlardan olacaksın. Dedi ki, gerçekten ben sizin bu yaptığınıza öfkeyle karşı olanlardanım. Ancak kavmindeki inkârcılar, başlarına geleceklerden habersiz, Hazreti Lut'u ve tebliğini reddetmeye devam ettiler. Ta ki Allah'ın büyük cezasıyla yüz yüze gelinceye kadar. Rabbimiz, Lut kavminin bu azgınlıklarına şiddetli bir azapla karşılık vereceğini elçileri aracılığıyla Hazreti Lut'a bildirdi. Elçilerin Hazreti Lut'a gelişleri ve Allah'ın emri ayetlerde şöyle haber verilir. Lut dedi ki, sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz. Hayır dediler. Biz sana onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik. Sana gerçeği getirdik. Biz şüphesiz doğru söyleyenleriz. Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar, sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Emrolunduğunuz yere gidin. Ve onlara şu emri verdik. Sabaha çıkarlarken onların arkası mutlaka kesilecektir. Hazreti Lut'un eşi de helak edilecek kavme dahildi. Çünkü o da inkârcılardandı. Allah'ın peygamberlik makamıyla onurlandırdığı kıymetli bir insanın hanımı olması ona hiçbir şey kazandırmamıştı. Kur'an'da Lut kavminin uğradığı ibretlik son şöyle haber verilir. Hani Lut da kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Kavminin cevabı, yurdunuzdan sürüp çıkarın bunları. Çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış demekten başka olmadı. Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık. Oysa geride kalanlardandı. Ve onların üzerine bir azap sağanağı yağdırdık. Suçlu günahkarların uğradıkları sona bir bak işte. Allah'ın Lut kavmini nasıl bir azapla helak ettiği başka ayetlerde ise şu şekilde bildirilmektedir. Böylece emrimiz geldiği zaman üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. Rabbinin katında belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Ayetlerde haber verilen üstünü altına çevirmek fiilinin bölgede meydana gelen şiddetli bir depremi anlatması mümkündür. Üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık ifadesiyle de volkanik bir patlama ve bunun sonucunda püsküren, pişirilmiş kıvamdaki kaya ve taşlara işaret ediliyor olabilir. Yani kavim bir taraftan korkunç bir depremle, bir taraftan da üzerlerine yağan volkanik lavlar ve kızgın taşlarla yok olmuş olabilir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Kur'an'da geçen
ve helaka uğrayan Lut kavminin yaşadığı şehirler yakın geçmişte arkeolojik kazılarla ortaya çıkmıştır. Bunlar Tevrat'a geçen ismiyle Sodom ve Gomorra şehirleridir. Arkeolojik çalışmalara göre şehirler, bugünkü İsrail-Ürdün sınırı boyunca uzanan Tuz Gölü'nün yani Ölü Deniz'in yakınlarında bulunmaktadır. Ve bu alan bol miktarda kükürtle kaplıdır. İşte bu lav ve bazalt katmanları zamanında burada volkanik bir patlamanın ve depremin olduğunu gösteren en büyük kanıtlardır. Zaten Lut Gölü ya da öteki adıyla Ölü Deniz, aktif bir sismik bölgenin yani bir deprem kuşağının tam üstünde yer alır. Allah, Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut'a son derece hayırlı bir son nasip etmiştir. Bu mübarek insanlar, Allah'ın emriyle hicret etmişler, yani evlerini ve yurtlarını Allah'ın emriyle bırakıp başka bir yere yerleşmişlerdir. Karşılığında ise Rabbimiz onları hem dünya hayatında bereketli bir yere yerleştirmiş, hem de ahirette sonsuz cennet nimetlerini bahşetmiştir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle haber verilir. Onu ve Lut'u kurtarıp içinde alemler için bereketler kıldığımız yere çıkardık. Ona İshak'ı armağan ettik. Üstüne de Yakub'u. Her birini salihler kıldık. Ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi. Lut'a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize soktuk. Çünkü o salihlerdendi. Hazreti İbrahim, putperest bir kavme karşı kararlılıkla tebliğde bulunmuş, Allah'a olan teslimiyeti sayesinde önüne çıkan tüm engelleri aşmıştır. Hazreti Lut da sapkın bir kavme karşı sabırla mücadele etmiş, onları Allah'a iman etmeye ve ahlaksızlıklardan uzak durmaya davet etmiştir. Allah'ın alemlere üstün kıldığı bu mübarek insanlar, güçlü imanları ve yüksek ahlaklarıyla Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, sonsuz nimetlerle dolu cennet yurduna erişmişlerdir. İman sahiplerinin hayatlarındaki en büyük amaçlardan biri de, başta sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bu yüce insanların yollarında yürümek ve böylece Allah'ın razı olduğu kullarının arasına girmektir. Allah, kendisine ve elçisine itaat edenlerin alacağı mükafatı Nisa suresinde şöyle müjdeler. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular, şehitler ve salihlerle beraberdir.
Ne iyi arkadaştır onlar.